tepkimenin sübstitüsyon mu, eliminasyon mu olduğunu belirlemeye çalışırken, reaktifin yani ayracın işlevini dikkate almak önemlidir. Reaktifimiz nükleofil görevi mi görüyor yoksa baz görevi mi görüyor? Önce bu nükleofile bakalım ve yük kavramını ele alalım. Suyun nükleofil görevi görebileceğini biliyoruz. Oksijenin etrafında yüksek bir elektron yoğunluğu vardır ve oksijen kısmi negatiftir. Çünkü oksijen hidrojenden daha fazla elektronegatiftir. Bu durumda bu hidrojenler de kısmi pozitif oluyor. Su nükleofil görevi görebilir. Ancak zayıf bir nükleofildir. Çünkü hidroksit iyonunda olduğu kadar yüksek bir elektron yoğunluğuna sahip değil. Hidroksit iyonu güçlü bir nükleofildir ve oksijenin tam eksi yükü vardır. Bu taraftaki gibi sadece kısmi değil. Evet, şimdi nükleofilin kutuplanabilirliğine yani polarlanabilirliğine bakalım ve hidroksit iyonuyla hidrojen sülfatı karıştıralım. Burada eksi yüklü oksijeni olan hidroksit iyonunun güçlü bir nükleofil olduğunu az önce söyledik. Ama hidrojen sülfat da güçlü bir nükleofil. Ancak sülfür üzerinde eksi yükü yok. Bunun sebebi kutuplanabilirliktir ve bu da elektronların çekirdekten uzaklığı ve atomun büyüklüğüyle ilişkilidir. Sülfür oksijenden daha büyük bir atomdur ve çekirdekten çok uzak olan birkaç elektronumuz bulunuyor. Bu elektronlar çekirdekten çok uzak olduğu için çekirdeğin üzerinde çok fazla bir kutup yok. Yani bu elektronları kutuplaştırmak, polarize etmek daha kolay. Diyelim buradaki bu ortaklanmamış elektron çifti bir elektrofile yaklaşmak için nükleofil görevi görürse işi kolaydır. İşte hidrojen sülfatın güçlü bir nükleofil olmasının nedeni budur. Hidroksitin güçlü bir nükleofil olduğunu söylemiştik. Burada elektronlar çekirdeğe daha yakındır. Böylece çekirdek üzerinde daha güçlü bir kutup vardır. Bu yüzden hidroksit çok kutuplanamaz. Ancak eksi yükü nedeniyle yine de güçlü bir nükleofildir. Hidrür iyonu gibi bir şey düşünelim. Tabii bu çok küçük bir yapı. Hidrojenin en küçük ikinci atom olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de bu iki elektron çekirdeğe oldukça yakın ve çekirdeğin üzerinde güçlü bir kutup mevcut. Bu elektron bulutu çekirdeğe çok yakın olduğu için üzerinde eksi bir yük olmasına rağmen kutuplanamaz. Dolayısıyla hidrür iyonu nükleofil görevi göremez. Çünkü kutuplanma özelliğine sahip değil. Reaktifin doğasını anlamaya çalıştığımızda dört farklı kategori vardır ve reaktifimizi bu dört kategori içine koyarız. Birincisi, reaktifin baz olarak değil, sadece nükleofil görevi gördüğü durum ve bunun iyi bir örneği de klorür anyonudur. Klorür anyonu nükleofil görevi görebilir çünkü burada eksi yük var, yani yüksek bir elektron yoğunluğu söz konusu. Ancak bu anyon baz görevi göremez. Peki neden? Klorür anyonun konjuge asidi HCl. HCl'yi hidrojen artı ve klor eksi birleştirince elde ediyorduk. Ve HCl'nin güçlü bir asit olduğunu, aynı zamanda asit ne kadar güçlü olursa o konjuge bazın o kadar zayıf olacağını biliyoruz. Yani klorür anyonu çok zayıf bir konjuge bazdır ve bu yüzden tepkimelerimizde sadece nükleofil görevi görür. Aynı durum bromür anyonu ve iyodür anyonu için de geçerli. Burada az önce gördüğümüz sülfür nükleofillerimiz bulunuyor. Buradaki hidrojen sülfat, sülfürün kutuplanabilirliği nedeniyle güçlü bir nükleofildir. Ancak bunlar tepkimelerimizde sadece nükleofil görevi görecektir ve bunun nedeni konjüge asitlerin oldukça asidik olmasıdır. Yani burada bahsettiğimiz sebeplerle aynı. İkinci kategori reaktifin nükleofil değil baz görevi görmesidir. Ve bunun da örneği hidrür iyon olacak. Hidrür iyonunun neden nükleofil görevi görmediğini az önce gördük. Ancak şimdi neden güçlü bir baz olduğu hakkında konuşalım. H eksinin konjüge asidini düşünürsek H artı ekleyin ve H2 elde edin. Ve bu H2'nin çok kararlı bir molekül olduğunu biliyoruz. Bu da onun çok zayıf bir asit olmasını sağlar ve asit ne kadar zayıf olursa konjuge bazda o kadar güçlü olur. Tabii bu hidrür anyonunun çok güçlü bir baz olduğunu gösterir. Eğer bunu tepkimede görürseniz reaktif olarak sadece bazı düşünün. Bu durumda sodyum hidrür gibi hidrür iyonu elde edersiniz. Böylece kaynağımız NaH olur. Evet burada DBN kısaltmasıyla bildiğimiz bir molekül var. DBN nükleofil değil, sadece baz görevi görür. Buradaki azotun bir tane ortaklanmamış elektron çifti var ve bu sebeple nükleofil görevi görebileceğini düşünebilirsiniz. Ancak bu kaynaşmış halka sisteminde olmaz. Çünkü burası çok büyük ve yapının nükleofil görevi görmesini engeller. Şimdi burada hangi azotun protonlandığını bulalım. Bu sp3 hibritleşmiş azot mu yoksa bu sp2 hibritleşmiş azot mu? Cevabımız sp2 hibritleşmiş azot olacak. Şimdi bunun nedenine bir bakalım. Ortaklanmamış elektron çiftini mor yapalım ve bu elektron çifti bir proton alıp bir bağ oluşturacak. İşte bağımızı şuraya çizelim ve artık artı bir formal yüklü. İşte DBN'nin konjüge asiti ve bu konjüge asit rezonans yapısı sebebiyle kararlı. Bu elektronları buraya itebilir ve daha sonra bu elektronları da azota gönderir. Şimdi bu elektronları görelim. Evet, önce buradaki elektronları kırmızıyla işaretleyelim. Bu elektron çifti çift bağımızı oluşturmak için buraya geldiler. Buradaki elektronları da maviyle gösterelim. Bu mavi elektronlar azota geçerek onun elektron çifti oluyor. Ve tabii buradaki hidrojen eklemeyi unutmayalım. Evet, artık buradaki artı bir formallük diğer azota geçmiş oldu. İşte böyle. Böylece konjüge asidimiz rezonans yapısı sebebiyle kararlı ve bu artı yük 2 azotta delokalize. Konjüge asidimiz rezonans yapısı sebebiyle kararlı olduğu için çok asidik değildir. Bu da konjüge bazın güçlü olduğu anlamına gelir. Ve bu yüzden bu nötr bir molekül olmasına rağmen güçlü bir konjüge bazdır. Böylece protonlama sp3 hibritleşmiş azotta değil sp2 hibritleşmiş azotta meydana gelir. Eğer sp3 hibritleşmiş azotu protonlamaya çalışsaydık, artı yük her iki azotta da delokalize olmazdı. DBN'ye benzer başka bir molekül var ve ona da kısaltılmış haliyle DBU diyoruz. Ve aynı şekilde tepkimede sadece baz görevi görüyor. Ve üçüncü kategorimiz. Bu kez reaktifin güçlü bir nükleofil ve güçlü bir baz olduğu durum. Ve buna iyi bir örnek olarak hidroksit iyonunu verebiliriz. Hidroksit iyonunun neden güçlü bir nükleofil olduğunu zaten konuşmuştuk ve hidroksitin güçlü bir baz olduğunu görmüştük. Biliyorsunuz, genel kimyada sodyum hidroksit gibi bir yapı her zaman kullanılır. Evet, hidrojene bir alkil grubuyla değiştirirsek bir alkoksit iyonu oluştururuz ve o da hidroksit iyonuna benzer şekilde hareket eder. Ve her ikisi de güçlü nükleofil ve güçlü baz örnekleridir. Dördüncü ve son kategorimiz ise zayıf nükleofil zayıf bazdır. Bildiğimiz üzere su molekülü zayıf bir nükleofildir ve oksijenin eksi bir formal yükü yoktur. Tabii elbette su ayrıca zayıf bir bazdır. Konjuge asiti H3O artı olacak. H artıyı suya ekleyince H3O artı elde ederiz. Tabi hidronyum iyonunun oldukça asidik olduğunu biliyoruz. Yani zayıf bir konjuge baz olacak. Eğer hidrojenlerden birini bir alkil grubuyla değiştirirseniz aynı şekilde zayıf bir nükleofil ve zayıf bir baz olan alkol oluşturursunuz.